Herkese selam MSI'ın yepyeni hatta daha dumanı üstünde diyebileceğimiz oyun faresi MSI Clutch GM41 Lightweight RGB Gaming Mouse'u inceleyeceğiz bugün. Çok değişik özellikleri olan adı gibi Lightweight yani hafif ağırlığa sahip bir Gaming Mouse kendisi. Dediğim gibi henüz çok yeni sadece birkaç gün önce çıkış yaptı. Biz de kendisini şimdi tüm teknik özellikleri ve oyun performansıyla ele alacağız. Bakalım oyuncuları tatmin edebilecek mi Gaming Mouse mu göreceğiz. Kutunun sağ üst köşesinde gördüğünüz gibi RGB aydınlatmaya sahip GM41 Lightweight, MSI Mystic Light destekli yani istediğiniz efekti ve rengi atayabilme imkanınız var. Az sonra buna derinlemesine değineceğiz. Hemen kutu açılışımızı yapalım ve kendisine şöyle yakından bakalım. Tabi bir gaming mouse'un oyuncular için en önemli kısımlarından biri tasarımı. Tasarım ele ne kadar uygunsa oyuncu için de o kadar önemli. Kutu içinden çıkan kullanım kılavuzunu da bir kenara bırakalım ve elmas desenli kaymaz yapıya sahip mouse'umuza bakalım. Mouse'un sağ ve sol tarafı parmaklarınızın kaymasını tamamen önlemek için elmas desenli bu kaymaz yapıya sahip. Çok küçük bir mouse değil hatta büyük eller için de uygun diyebiliriz. Tuşların uzunluğunu da görüyorsunuz. Bu sayede hem avuç içi şekilde kullanımda hem de pençe tutuş diye adlandırılan şekilde kullanabilme imkanınız var. Sağ ve sol tuşlar bu şekilde basışa gayet uygun. Ortada gördüğünüz MSI ejderhası da RGB destekli. Bu konudaki tüm detayları da az sonra aktaracağım. Sol tarafta ileri ve geri tuşları baş parmağınızı asla rahatsız etmiyor. Bazı mouse'larda bu tuşlara yanlışlıkla basılabiliyor. Bu da insanda sinir yaratıyor tabii ki. Ama bu tasarımda böyle bir durum söz konusu değil. Yani benim başıma kullanım esnasında böyle bir şey gelmedi. Tekerlek kısmı da aynı şekilde elmas desenli kaymaz yapıya sahip. Ve kullanım hissiyatı da gayet güzel. Mouse'un alt tarafında beyaz renkli 3 tane ped görüyorsunuz. Bu pedler mouse'un yüzeyde daha rahat hareket etmesini sağlıyorlar. Yani 16000 DPI'ye kadar desteği olan bir mouse'un rahat hareket etmesi de tabii ki çok önemli. Bu pedleri kesinlikle sökmeyin. Eğer sökerseniz bir daha eskisi gibi de takamazsınız. Bunu da önemli söylemiş olalım. Ve çok alışık olmadığımız şekilde mouse'un alt tarafında bir DPI tuşu görüyoruz. DPI geçişlerinizi bu noktadan yapabiliyorsunuz. Sanırım üst tarafta yer karmaşası yaşanmasın veya yanlışlıkla basılmasın diye böyle bir şey düşünülmüş. Aslında güzel bir düşünce eğer sık sık DPI ile uğraşmıyorsanız DPI tuşunun üstte bulunması çok gerekli değil. Dediğim gibi parmağınız yanlışlıkla dokunabiliyor bazen. Bu şekilde böyle bir sorunun da önüne geçilmiş. Ben beğendim. Bunun dışında 2 metre kablo uzunluğu var. Fraction free kablo yapısı düşük sürtünmeye sahip olduğu için oyuncular artık bu tarz kabloları çok daha fazla istiyorlar. Bununla birlikte altın kaplama konektörü de bulunmakta. Evet mouse'un tasarımı bu şekilde. Şimdi merak edilen ikinci kısım yani teknik özelliklere değinelim. MSI Clutch GM41 Lightweight Pixart PMW3389 optik sensöre sahip. 1 milisaniye polling rate ile 400 IPS ve 16.000 DPI'ye kadar destek var. 300 üstü IPS'ler bildiğiniz gibi duyarlılık açısından da oldukça iyi değer anlamına gelmekte. Ve 16.000 DPI desteği zaten çok çok iyi. Bununla birlikte mouse ombron switchlere de sahip ve tam 60 milyon tıklama ömründen bahsediliyor. Tabi müthiş bir sayı bu mouse için. Uzun ömür ve kaliteyle tamamen doğru orantılı. DPI tuşuyla 400, 800, 1600, 3200, 6400 DPI arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ama dediğimiz gibi maksimum olarak 16.000 DPI'ye kadar destek var. Sağ ve sol tuşlar tekerlek tuşu. İleri ve geri tuşlarla DPI tuşu olmak üzere tasarım kısmında gösterdiğimiz gibi toplamda 6 tane tuşumuz var. Polling Rate yani tarama oranı 1000 Hz'de 1 milisaniye ve mouse'un GM41 Lightweight adından da anlaşılacağı gibi ağırlığı sadece 65 gram. Zaten mouse'un en can alıcı kısımlarından biri de bu. İnanılmaz hafif gerçekten ağırlığı yok denecek gibi adeta. MSI her bir parçanın olabildiğince hafif yapıldığını belirtiyor. Bu da birçok oyuncu için kullanımı kolaylaştıran unsurlardan biri elbette. Tabi mouse ne kadar iyi olursa olsun yazılım desteği de büyük önem taşıyor. Bu noktada mouse'u kullanan arkadaşlar mutlaka MSI Dragon Center yazılımını indirip sistemlerine kurmalılar. Dragon Center'la GM41 Lightweight farenizin tüm ayarlarını yapabiliyorsunuz. Mouse'u hareket ettirdiğinizde bilgisayar ekranında gözüken imlecin tepkimeye verdiği cevap olarak geçen süre olan polling rate yani tarama oranından mouse'un sensör kısmının yüzeyi algılamasının ayarı olan lift of distance yani kaldırma algı mesafesine kadar mouse'un daha düz bir çizgi üzerinde seyretmesini ufak titreşimlerle sağa sola kaymasını önlemeyi açıp kapatma özelliği olan angle snapping yani açıya tutunmadan Farenin hassasiyetini ölçmek için kullanılan doğrusal inç başına nokta sayısı olarak ifade edilen DPI ayarına kadar her türlü ayarı bu noktadan yapabilirsiniz. Makro atamalarınızı da gene Dragon Center üzerinden yapabilmeniz mümkün. Ayrıca MSI Dragon Center üzerindeki Mystic Light'la farenizin tüm RGB efektlerini ve renk ayarlarını yapabiliyorsunuz. İsterseniz bunu fare üzerinden de gerçekleştirme imkanınız var. ki program üzerinden yapmak zorunda değilsiniz. Hemen nasıl olacağına da bakalım. Mouse'un altındaki DPI tuşuna basılı tutarak mouse üzerindeki diğer tuşlar yardımıyla renkler ve renk efektleri arasında geçiş yapıyorsunuz. Mesela DPI tuşuna basılı tutup mouse'un sağ tuşuna her basışımızda ışığın 3 farklı tonda parlaklığını ayarlıyorsunuz. DPI tuşuna basılı tutup scroll tuşuna bastığımızda da RGB efektler arasında geçiş yapıyorsunuz. İster sabit ister nefes alma efekti ister gökkuşağı efekti ya da özelleştireceğiniz bir efekte kullanmanız mümkün. İsterseniz ışığı kapatırsınız da bununla birlikte gene DPI tuşuna basarak mouse'un yan tarafında bulunan geri tuşuna bastığınızda tek renk geçişlerini yapıyorsunuz ve DPI tuşuna basılı tutup yandaki ileri tuşuna bastığınızda da nefes alma ve gökkuşağı efektlerindeki hızı ayarlıyorsunuz. Mouse üzerindeki kısa yollarla bu şekilde geçişleri sağlamanıza da imkan verilmiş. Şimdi gelelim kendi kişisel kullanım tecrübeme. Mouse'u kullanırken en önemli konulardan biri ele oturması biliyorsunuz. Bunun için büyük ele sahip olanlar haklı olarak endişe yaşıyorlar. Ben de büyük ele sahip olan biri olduğum için bu konuda herhangi bir sorun yaşamadığımı ve büyük ele birisinin de masur rahatlıkla kullanabileceğini söyleyebilirim. Elime tam uyum sağladı. İsterseniz pençe tutuş şeklinde kullanabilmeniz de masum güzel bir artısı. Sağ ve sol taraftaki elmas desenli kaymaz yapıda çok işe yaramakta. Parmağınızın kaymasını önlemesi bir yana dokunduğunuzda rahatsızlık hissi vermeyen elmas desene sahip olmasını da sevdim. İleri ve geri tuşlarına erişim kolay ve oyun oynarken bu tuşlara yanlışlıkla basma gibi bir durumda yaşamadım. Tasarım ve şekil olarak göze hitap eden bir mouse burası kesin ve teknik özellikleri sayesinde de oynadığım oyunlarda kendisinden oldukça memnun kaldım. Eksi olarak söylenebilecek bir şey açıkçası bulamadım. Mesela DPI tuşunun altta olması ya da çok hafif bir mouse olması tamamen kişisel tercih meselesi. Kimisi DPI tuşu üstte olsun ister ya da kimisi mouse daha ağır olsun ister. Bunlar tercihe bağlı olduğundan ve benim de kullanımda rahatsızlık duymadığım şeyler olduğundan eksi olarak nitelendirilecek şeyler arasında değiller. Ama dediğim gibi belki siz daha ağır bir mouse kullanmak istiyorsunuzdur ya da DPI tuşunu üstte istiyorsunuzdur. O zaman farklı modellere bakabilirsiniz. Ama eğer sanki böyle bir buz pisti üzerindeymiş gibi elinizin altında rahatça kayan hafif tasarıma sahip gaming mouse arayışı içindeyseniz bu mouse kesinlikle aradığınız mouse diyebilirim kaliteli tuşlar ve mükemmel bir sensörle birlikte sağlam yapısı da GM41 Lightweight'i bayağı bir öne çıkartan mouse yapmış. Kişisel olarak oldukça beğendim. Peki mouse'u beğendik her şey güzel ama fiyat nasıl derseniz şu an ekranda stok yok yazıyor Etopya'da ama muhtemelen siz linke tıkladığınızda stokta olacak. 339 TL gibi bir fiyatı var ürünün tabi kur ve kampanyalarla daha aşağıda çekilebilir bu fiyat artık duruma göre kontrolünü yaparsınız. MSI Clutch GM41 Lightweight hakkında gereken tüm bilgilendirmeleri yaptığımızı umuyorum. Kanala destek olmak isterseniz abone olup video bildirimlerini açmanız bizim için son derece yeterli olacaktır. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.